Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 9 Eylül günlerden Cuma. Haftayı noktalamak üzereyiz. Haftayı noktalamak üzereyiz ve bugün 6 Eylül mü? 6 Eylül. Kusura bakmayın artık. Yani 14 gündür aralıksız sunuyoruz. O yüzden bazen karışıklıklar olabiliyor böyle. Yorgunluk alameti de olabilir. Efendim bugünkü tabelamız zor mu? Zor mu diye soracağız. Birçok şeyi sorabilirsiniz. Aslında bana sorarsanız hiçbir şey zor değil. Hiçbir şey yapması zor değil. Ama istemek önemli. Ona niyetlenmek önemli. Mesela adil olmak, gerçekleri söylemek insanlara bu çok mu zor? Hayır, zor değil. Ama maalesef o kadar çok olumsuz şey var ki iyilik yapanı, doğru söyleyeni alkışlar noktaya geldik. Maalesef bu noktadayız. O yüzden zor mu dedik etiketimize. Siz de bu şekilde bizlerle düşüncenizi paylaşabilirsiniz. Manşetimizi atalım efendim şimdi. CHP 20. olağanüstü kurultayına başladı bugün. Özgür Özel, Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Konuşmasını yaptı. Konuşmasına Atatürk'ün askerlerine merhaba diyerek başladı. Ve sonrasında belli konulara girdi. Hatta birçok konuya girdi ama en önemlisi neydi? Ekrem İmamoğlu davası. İstinatta biliyorsunuz davası var. Ve kendisi geçtiğimiz günlerde bu hafta içinde iktidara bir rest çekmişti. Sahip çıktı Ekrem İmamoğlu'na, tam destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin güvencesi. Merhaba. Kırılmaz denen %25'lik cam tavanı tuzla buz eden Atatürk'ün askerlerine merhaba. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2. yüzyıl değişim kurultayında partilileri Atatürk'ün askerlerine merhaba diyerek selamladı. Yemin töreninde hep bir ağızdan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıran ve haklarında inceleme başlatılan teğmenlere destek mesajı gibiydi selamı. İktidara dava resti çeken Ekrem İmamoğlu'na destek sözleri de yoruma gerek bırakmayacak kadar net ve sertti. Bütün kurultay delegelerimizin huzurunda ifade ediyorum ki Sayın İmamoğlu'nun tutumu partimizin tutumudur. İstinaf olumsuz bir karar versin. Bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider. Bu millet ayağa kalkar. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul'un sevgilisi, partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz, kimsenin insafına bırakmayız. Herkes haddini bilecek. Adalet Bakanı'nın kimse yargıya parmak sallayamaz sözüne ve iktidarın tepkilerine karşı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na açık desteği böyle ilan etti. Salonda olmayan Kemal Kılıçdaroğlu için istenen siyasi yasağı da es geçmedi. Arkasındayız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak onların arkasındadır. Bu güç sizin arkanızda olan para babalarına, yandaş müteahhitlere benzemez. Hepimizi bir arada tutan şey vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisidir. Bu salonu böyle tanıyın. Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa talebine karşı önce mevcut anayasaya uysunlar diyerek kapıları kapattı Özgür Özel ama yeni anayasaya verecekleri olası destek için şartlarını da sıraladı tek tek. Yarın bir sihirli değnek bu iktidarın başına değerse, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarlarsa, yürütmenin meclis üzerindeki, yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırırlarsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir anayasa söylemine bir kez daha kulak kabartabilir. Özgür Özel 31 Mart seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP için yeni hedefi de 1 saat 40 dakikalık konuşması boyunca üzerinde durduğu, 4 Eylül'de Sivas'tan startını verdiği iktidar yürüyüşü çağrısını yineleyerek ortaya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Biz başardık, biz başaracağız. Türkiye'nin önünü açacağız. Evet, iktidarımızda AB'ye üyeliğimizi müjdeleyeceğiz. Bu da önemli bir şey, önemli bir cümle. Niye? Çünkü AK Parti iktidarı son 10-15 yıldır biliyorsunuz batıya yüzünü çevirdi. Eskiden batıya dönük gidiyorduk. Şimdi artık batıya yüzümüzü geri çevirmiş durumdayız. Tabii kalkınma adına, özgürlükler adına, hukukun üstünlüğü ve demokrasi adına verilmiş çok önemli bir söz aslında. Öyle değerlendirmekte fayda var onu.